Fed'in şimdi üzerinden ekonomiye yönelik bir tahlil yapması ve seçmene bunu ulaştırmak istemesi, iktidarın ise geleceğe yönelik olarak bir potansiyeli aslında anlatmak ve tarif etme çabasında olması, hangisi nasıl etki yapıyor seçmen üzerinde? Birçok paradigma AK Parti yönetimiyle değişti. Belki bunun yedeğindeki partinin Cumhuriyet Halk Partisi olması da bu paradigma değişimini kolaylaştırdı. Ya klasik anlamda biz şuna alışkınız. Bir iktidar partisi iktidar olur ve kendisini işte iktidarın işlerine kaptırır. Öncelikli olarak partisini unutur. Yani arkada bir parti vardır ama partiyle meşgul olmaz. Daha çok hükümet işleriyle meşgul olur. Birinci dönem heyecanla işler yapar. İkinci dönem geriye bakar ki dönüp bakar ki partisi büyük oranda oy kaybetmiş. Muhalefet de bu arada işte o iktidarın yıpranmışlığından hareketli yol alır ve yavaş yavaş bir makas değişimin işaretleri başlar. Şimdi AK Parti iktidara geldi zaten. Geldiği zaman galiba Türkiye'de aslında bu ilk işaretlerini Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı olduğu zaman vermişti. Biz İstanbul'da yaşıyorduk ve o zaman akademik çalışmalarda İstanbul'un yönetilemez ve kontrol edilemezliği tartışılıyordu. Yani bu şehir artık kontrol edilemez, yönetilemez, elde tutulamaz. Baktığınız zaman aslında rasyonel bir şekilde ele alındığında kentte şu gözüktü. Muhtemelen işte vatandaştan toplanması gereken harçların, vergilerin 1/5 ancak toplanabiliyordu. Bunun yatırıma gideni neredeyse %10-15'i oluyordu. İşte kısa zamanda kentte bir toparlanma oldu. Ülke yönetimine geldikleri zaman da bir araştırma firması disipliniyle ülkenin bütün problemlerinin önceliklerini belirlediler. Mesela o gün başörtüsü meselesi hükümet için çok can yakıcı bir meseleydi. Belki de birçok yöneticinin, milletvekilinin, hatta Cumhurbaşkanı'nın hanımı üniversiteye gidemiyordu ama onu öncelemediler. Belki onu 10. 15. sıraya koydular ve çok rasyonel bir tutum takındılar. Öncelikli olarak hükümetin bu rasyonelliği muhalefete uzun süre alan bırakmadı. Diğer taraftan da yani hükümet 15. yıllara geldiği zaman ki 20. yıla yaklaşıyor. Şimdi iki tane tablo var önümüzde. Bir hükümetin tutumu, iki muhalefetin tutumu. Muhalefet aslında bugün mesela yoksulluğu ya da ekonomik yetmezliği, ekonomik problemleri baz alalım. Bizim araştırmalarda ekonomi, yani şöyle bir araştırma firması olup da ekonomi birinci problem çıkmıyor diyecek kimse yok ki. Pandemi çok yüksek olduğu zaman 65'lere pandemi çıktı, 30'lara 35'lere ekonomi indi. Şimdi baktığınız zaman ekonomi birinci problem. Şimdi ekonomi İnsan belirtiyi unutmayın. Cansel çünkü benzer. Tabii. Kaçınılmaz bir şey yani. Kaçınılmaz bir şekilde böyle. Farklı çıksa şey, yani sonuçlara inanma o kadar. Şimdi peki, ekonomi kadar böyleyken biz geçtiğimiz aylarda enteresan bir deneme yaptık. Bazen sosyal deney yaparsınız ya işlerinizi yaparken. Türkiye'nin sorunlarını öne koyduk. İşte ekonomi, dış politika ve bazı işte siyasi partilerle bunu çaprazladık. Yani işte kim çözer? Yani ekonomi sorunu yarın işte Türkiye'nin en ağırlaştığında veya dünyadaki işte diğer ülkelere benzer bir problem yaşıyoruz. Bunun üstesinden kim gelir dediğimizde, şimdi Recep Tayyip Erdoğan diyenlerin oranı en yakın kişiye karşı bazen 2 kat bazen 3 kat. Yani henüz şu olmadı Türkiye'de, bir muhalefet partisi ülkenin meselelerini rasyonel bir şekilde ele aldı. Hem hükümet eleştirisi yaptı hem vatandaşa gitti. Bunu vatandaşın aklında kalacak bir şekilde vatandaşa şey yaptı, kabul ettirdi. Biz işte Refah Partisi geleneğinden geliyoruz. Bu Erbakan Hoca'nın idealist tutumu olabilir, mühendisliği olabilir. Böyle anlata anlata yüz binlerce insanın beynine çivi gibi çakmak olabilir. Ama şöyle, o zaman Refah Partili olan herkes şöyle inanıyordu. Bu sömürü düzeni, bu faiz düzeni millete zarar ettiriyor. Millet işte hak ettiğini alamıyor. Millet büyük bir millet ama aslında böyle müstemleke ruhuyla yaşıyor. Yani hem ideolojik anlamda hem ekonomik anlamda ya bir ekmek alanın aynı parayla 3 ekmek alacağına Erbakan Hoca milleti inandırmıştı. Şimdi geldiğimiz noktada önümüzde 2 tane şey var. Senaryo gibi bakacak olursak, yani muhalefet bir felaket duyurusu yapıyor. Yani battık, işte ekonomi öyle, bazen yoksullukla ilgili şeyler veriyor. Hükümet de buna karşılık hizmetlerini ortaya koymaya çalışıyor. Ha bazen ideolojik tartışmanın panzehiri hizmet değildir. Yani zaman zaman, yani hükümetin ideolojik olarak da ideolojik tartışmaya karşı koyması lazım. Bence burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin kafa karışıklığı,
uzun vadede Türkiye'de bir makas değişiminin de önünü engelliyor. Yani toplum şunu ister. Benim güçlü bir iktidarım var. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyorum. Ama yarın makas değiştiği zaman, yani bu 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra iktidar değiştiği zaman daha sağlıklı, daha sağduyulu, daha rasyonel bir grup gelecek ve ülkemi yönetecek. Biz Anavatan Partisi giderken onu tartışmıştık. Yani işte biraz sağ gelenekteniz, İslamcıyız. Yani Özal gittiğinde aslında arkasını tahkim edecek bir Erbakan var fikriyatı toplumda da vardı. Mahşeri vicdanda bizde de vardı. Ama baktığınız zaman bugün toplum hala bu kendi zihninde bu çözümü bulamadı. İşte bugün şey yapacağız. Hani bir önceki seçimde ya hatta 3 seçimdir, 4 seçimdir. Seçim öncesi eleştiriler yapılır ve toplumun problemleri anlatılır ve aslında baktığınız zaman böyle hiç dış dünyaya bakmasanız, sadece o muhalefet dilini dinleseniz aslında Recep Tayyip Erdoğan'ın %30'u geçmemesi lazım. Ama seçime geldiği zaman yine %52 alıyorsa, özellikle mesela kadın seçmenden daha çok oy alıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ben şöyle düşünüyorum, aslında toplum rasyoneldir. Kadınlar daha rasyoneldir bunun içerisinde, çünkü problemleri onu daha yakın. Ben sizin lafınızı kesmek istemiyorum ama sizin sözünüz bitince neden kadınlarda onu açıklıyorum. Daha rasyoneldir. Söylüyorum. Belki de o hayatın gerçekliğiyle iç içe yaşıyorlar. Yani o problemleri daha iyi hissediyorlar bayanlar erkeklere göre. Şimdi vatandaşın problemi görmesi tamam, algılaması tamam. Siyasi partilerin anlatımı tamam. Ama bir tarafta daha çok işini, gücünü, yaptıklarını ortaya koymak isteyen bir şey var, hükümet var. Ve bu uluslararası ilişkiler olabiliyor, işte uzay ajansı olabiliyor, yaptığı yollar ya da hastane yatırımları olabiliyor. Bir de şey oldu, mesela diyelim ki 20 yıl önce, 30 yıl önce, 40 yıl önce bizim şeyimiz vardı. Böyle bir ideal ülkelerimiz vardı. Yani kainatta karşılaşılan bütün problemlerin üstesinden gelen bir İngiltere. Her şeyin üstesinden gelen bir Fransa, Almanya. Aslında bizim biraz da bu daha çok şeye, yüzü batıya dönük aydınlarımız ya da siyasetçilerimiz oraları örnek vererek şeyi aşağılarlardı. Yani Türkiye'yi ya da bizim gibi ülkeleri aşağılarlardı. Şimdi dünya artık o kadar açık hale geldi ki sabahleyin kalkan bir vatandaş, mesela Covid örnek olarak verirsek, İspanya'da ne olduğunu, Türkiye'de ne olduğunu ya da Brezilya'da ne olduğunu anında görüyor ve mukayese etme imkanı duruyor. Bu sefer şey de çöktü aslında. Yani biz aydınlanmayı temsil ediyoruz, çağcılığız, çağdaşlığı temsil ediyoruz, modernliği temsil ediyoruz. Bu işte Türkiye'deki arkadaşlar da ta o şeyin Ernest Renan'ın tanımladığı gibi işte örümcek kafalı, geri kafalı, geri kalmış. Şimdi bu hikayenin de aslında şeyi kalmadı, büyüsü kalmadı. Dolayısıyla var olan iktidarı, sağcı iktidarı ya da dindar iktidarı ya da muhafazakar insanları Batı üstünlüğü üzerinden de dövme zemini geçti. İşte diyelim ki baktığınız zaman şimdi o şey dediğiniz hani daha geri, daha yobaz, daha öyle böyle diye adlandırdınız. İşte hükümet dün uzay programı açıkladı. Uzay programında enteresan tarafları var, ben biraz ilgiliyim. Şimdi Elon Musk uzaya füze fırlatıyor. Önümüzdeki 10 yılda, 20 yılda yani fırlatılan uzaya füze sayısı ya da uydu sayısı 100 binleri geçecekmiş. Aslında dibinde bir ekonomi de var. Hani sadece gittik uzaya bayrak diktik de şanımız yürüsün meselesinin ötesinde bir şey var. Bir taraftan da baktığınız zaman vatandaş düşünüyor. Bir hükümet var, icraatlarıyla önde, bir muhalefet var, eleştirileriyle önde. Ama şöyle, şunu belki vatandaş kendi kendine soruyor olabilir. X muhalefet partisinin hükümet eleştirilerinden ekonomik çözüm olarak aklımda ne kaldı? Sosyal meselelerle ilgili çözüm olarak aklımda ne kaldı? Ya da yerel yönetimlerle alakalı acaba hangi vizyonu farklı geliştirdiler ki ben bu yerel yönetim fikriyatından kalkayım, işte iktidarı da değiştireyim. Ben şu an Türkiye'de iktidarı değiştirecek bir formasyonun ortaya çıkmadığını düşünüyorum. İki problem var. Bir, AK Parti'nin sürekli %40 ya da 50 bandında bir oy elde tutması muhalefeti yokluğa mahkum ediyor. İkincisi de Cumhuriyet Halk Partisi ikinci parti olduğu için sistematik bir şekilde bir iktidar alternatifi olacak formasyonu bence geliştiremedi.